Ben dedi mecburi getireyim mi dedi. Ya gelen olmayacak dedi. Dedim yok dedim. Sen dedim şey et dedim. Olmazsa kendimiz zaten burada varız okuruz. Tamam dedi. Nasıl istersen sen. Aldı mikrofonla. İsabrani saçneyni risale olur. Çıtayut sakniydi. Kto hoçut puş priyot diyor. Yani Risale-i Nur külliyatından okunuyor. İsteyen gelsin. Ve komünist insanın ilk defa serbestiyet vermiş orada. O isteyen gelsin diye öyle bir zorla söyledi ki abi ben bile böyle onu üzüldüm ki ya bu ölüsü isteyen gelsin dedi. Bana böyle bir kafasını da salladı. O gün yani gelen olmayacak. Söyledik de olmayacak dedi. Zorlayarak söyledi. Zorlayarak söyledi. Bekliyoruz. Ben de o tekrar ediyorum yani okuduklarımızı şey ne olur olma. Baktım ki gelenler artık şey oluyor ses yavaş yavaş yani şeyler açıyorlar. Kapıları geliyor. İçeri ilk girenler ben tanımıyorum ya kabadayı oluyor böyle ya şey onlarda mafya babası oluyor. İçeri giriyor böyle ağır ağır girdi. Arkası dedi tabiri caizse cemaati giriyor. Evet. Etraf arkası dedi. Evet. İçeri giren böyle bana baktı böyle bir durdu. Ya dedi bu çocuk mu bize ders okuyacak dedi. Arkası da gelen cemaat da bana böyle yapıyor. Seçtiler oturdular. Tehdit. Biraz geçti başka birisi girdi. Gönlü ağır ağır geldi. Ya dedi sen mi okuydu? Orada in aşağı dedi in. Arkadakiler de böyle yapıyorlar. Yani her giren bana bir şey söylüyor. Ama bir saat içinde abi 500 kişi tutuyor 800 kişi. Oldu. Pencerelere çıkmışlar. Her yer kapanmışlar. Hatta başka bir hapishaneye şey verdiler. Oradan gardiyanlar geldi. Böyle ellerinde şeyler oluyor. Ne olur olmaz bir şey çıkarsa. Onların arasılarına böyle tuttular. Ses küyü, bağırmalar, çağırmalar ekserisi de bana oluyor o sözleri. Baktım ki böyle ders olmayacak. Risale-i Nur zaten duymuşlar. O kitaplar taşınmıştı ama kim okuyacak? Ben okuyacağım. O zaman kaç yaşımız var? 20 yaşımız var. Baktım ki böyle olmayacak. Abdülkerim abiye dedim ki sen gelmezsen ben derse başlamam dedim. Dedi ya ben gelmiyorum. Yok gel dedim. Abi öyle bir şey oldu. Abdülkerim abi ilk böyle o basamağa elini ayağını attı ya. Evet. İçeride bir sessizlik. Hepsi böyle Beskole, Beskole diye ismin. Evet. Sanki böyle bir sinek uçsa diyorlar bize sesi duydu. Öyle bir vaziyet oldu. Bizden sessizlik oldu. Evet. Abdülkerim abi geldi böyle oturdu çıktı bura. Herkes aşağıdakiler başım böyle eğdi. Yani dedim şimdi hücuma biz geçiyoruz. Abdülkerim abi yanımda. Zaten herkesin onun da bir şeyi var böyle. Aldım kitabı başladım. Bismillahirrahmanirrahim derken bir el çıktı böyle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim demek bizim şeyde yok idi. Okuyunca onun içimizde diye bir öyle başlayacaktı. Evet. Abdülkerim abi bana demişti ki sen eğer birisi el kalkarsa herkes orada sana soru soramaz. Ancak kimler sorur? Evet. Mafya babası, kabadayı ya da ki kovuşağı. Evet. Sana soru sorurken el kaldıracak. El kaldırdıktan sonra sorunun ayakta soracak. Seni dinleyince ayakta dinleyecek. Evet. Eğer cevap ikna ederse oturacak. İkna etmezse çıkacak. O çıkarsa herkes oradan çıkacak. Seni kimse dinlemeyecek. Oldu oldu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'le başladık da elde kalktı. Eyvah. Abdülkerim abi dedi ki birinci söz dedi Risale-i Nur'dan. Açtım birinci sözden başladım okumaya. Ama okuduğumu kendim duymuyorum. Neden? Düşüncem ondadır. Acaba çıkacak mı oturacak mı? Çıkacak mı? Ama okuyorum. Okudum bitti. Ayakta dinliyor. Oturdu. Elhamdülillah Risale-i Nur'a ikna oldu. Bismillah'ı izah ettik. Her hayrın başıdır. Anladın? Ondan sonra Abdülkerim abi dedi devam dedi Tabiat Risalesi'ne. Evet. Tabiat Risalesi'ne devam ediyorum. Abdülkerim abi nerede işaret etmişse orada el kalkıyor. Aynı soruyu soruyor. Allah. Demek ki onların Allah. O düşüncelerin şeylerin hepsini biliyor. Onların içinde başında olduğuna göre ne soracakların ne şeyleri biliyor hepsi. Tam 7-8 tane soru o kadar da soru sordular. Müdür anlatayım. Müdür herhalde merak ediyorsunuz. Nerede müdür? Hani bana demişti ya kimse gelip seni ben gelip dinlerim demişti.
Kimse gelmese de. Müdür abi almış sandalyesin. Getirmiş tam önden oturmuş. Şimdi biz de ilk Risale-i Nur'u tanıyınca o zaman üniversitede okuyan da. Evet. Yani mesela diyorduk ki, mesela ben kendim böyle bize ateizm dersleri geçiyorum. Ben diyordum ki Allah'ı ispat eden böyle delille, o mantıkla öyle bir kitaplar olsa. Evet. Ne kadar? Birdenbire biz dershaneye gittik, Risale-i Nur'lar okuduk. O kadar sevindik ki. Yani Allah'ı ispat eden kitaplar var. Seni duyan, işiten birisi var yani. En büyük de sevinç budur. Evet. Baktım ki şimdi biz bunu bu kadar hissetmişizse bir müdür, bir de harbi okulu bitiren bir müdür, Rus, 70 sene komünizmin içinde olan birisi birden zulmetten şeye çıkıyor ya nura. Allah'ın varlığı marifetullah dersiyle Risale-i Nur'dan alıyor. Evet. Abi baktım o kadar seviniyor ki. Şimdi biz ders okurken bazen böyle ayağa kalkıp ellerine vuruyor. Çocuk ne vaziyete girerse öyle oluyor. Bazen ayağa kalkıyor, gülüyor böyle şeyden, yüksekten. Sonra bakıyor ki mahpusların yanında da bir de bu müdürdü. Biraz kendimi şey edeyim diye. Yani öyle bir şey girmiş. Hatta biz biraz okuduğundan sonra bir kalktı ayağa molotsu diye bir bağırdı. Yani aferin demek Rusçasında. Baktım ki bir de böyle şey, hoş bir şeyi de var. Böyle bıyıklar da var uzun böyle. Bir dinliyor böyle. Yani sana muhatap olan, en çok muhatap olan sanki o min kişiyle orada yerin veriyordu. Öyle muhatap oluyordu. Ders bitti, bitince müdür aldı sandalyesini dedi hemen odamda sizi bekliyorum dedi. Müdür gittikten sonra gardiyanlar yol ayrıldılar. Mahpusları tutmak o hepsi üzerimize. Ya dediler ne kitaplarımız bitmişti. Ne oldu abi kendi yuya getirdim dün de 600 kitap getirdim. E tamam okuyacağız. Yani bizi gören kendi orada yine istiyor kitap istiyor. Allah. Kitap. Kitap esas Ruslar çok bir de. Hapishanede hakikaten ben ondan sonra ona şahit oldum. Hakikaten orada zaten bu kitaptan kitap okuyorsun devamlı. Evet, evet. Zamanın da çok. Evet. Herkes bize el uzattı. Görüştük onlarla. Abdülkerim'le de böyle şey ettiler. Onlara büyük hizmet etti. Abdülkerim Müslüman olduğunu orada bilince de herkes de başka bir şey oldu Abdülkerim'e. Bir hava geldi. Yani uydum ama inşallah diyecekler. Onları da anlatacağım da. Allah'ım. Evet. Oradan geçtik müdürün odasına. Müdürün odasına geçtik. Açtık kapıyı. Müdür bize baktı böyle. Dedi ya neredesiniz siz dedi ya. Ben dedim Allah Allah. Şimdi 5 dakika önce beraberdik herhalde. Hafıza kaybı var dedi. Müdür de. Dedim ya buradaydık dedin beraberdik dedi. Onu demiyorum dedi. Senelerce neredesiniz dedi. Allah. Ya dedi elinizde böyle hakikatlar var. Kitaplarınız okunuyor. Ya veriniz okuyunuz geliniz dedi. Hemen dedi bana bütün kitaplardan dedi veriniz. Bana dedi büyük kitap veriniz. O zaman da büyük kitabımız yok ama İngilizce basıyoruz büyük kitaplar. Zeflaşiz, lemalar evet. Tercüme olunmuş. Evet. Onlardan verdik. Dedi ben hem aileme dedi. Herkese okuturacağım dedi. Ya dedi bir işte yani anlatabildiğim bir çocuk haletindedir sevincinden. Evet. Sizin için dedi. Ve başka nasıl yapalım dedi burada. Siz ne diyorsunuz nasıl yapabiliriz? Dedim valla dediğiniz gibi derslere devam edelim dedim. Hani demişti ya kendi diyorum kimse gelmese ben gelip dinlerim. 800 kişiye ders okumuşuz. Dedi ya şöyle yapalım dedi. Siz her gün gelip burada okuyabilir misiniz dedi. Biliniz ki hep bu 800 kişi gelecek dedi derslere. Dedim valla her gün derken gelmeye çalışırız dedim. Dedi ya öyle de olmaz dedi. Ben siz bunu banta kaydettiniz. Ben bunları istediğim zaman dinlettireyim dedi bunu. Allah Allah. Yani onda da ikna, her günde de ikna olmuyor. Evet. İstediğim zaman bunları dinleyin. Zaten bütün hapishanede hoparlör var. Evet. Bunu derken Abdülkerim abi evet. O zaman bizim zamanımız yok. Gidiyoruz kaydetmeye. Ya Abdülkerim abi gece uyumamışız. Ben biraz böyle istirahat etsem çay içsem, konuşsam müdürle. Hizmet yok yok. Banta kaydetmeliyiz. Artık mesele çıkılırsa o anda halletmemiz gerekiyor. Yoksa olmaz. Allah. Yoksa zaman gidiyor. Ben hakikaten bu zaman anlayışını Rus kardeşlerinin yanında öğrendim. Ki zaman böyle kaybetmemek var ya. Evet. Dakikalarımızı zaman gidiyor. Allah. Mesela ihtiyaç var. Geceyle gelip hemen kitap getirmek. Ondan sonra müdürün hemen sabah gelin okuyunuz. Madem öyle gelin okuyunuz. Allah. Yani bu şey onlarda var yani. Böyle bir şeyi at, yani ahirete ait işlerde demek ki Cenab-ı Hak öyle bir şey yapıyor. Evet.
Abdülkerim abine çıktım dışarı. Dedim belki müdür bana der ki ya hakikaten yorulmuşsun. 800 kişiye ders yaptım. Biraz çay içsem. Baktım müdür de dedi ki hemen hemen o zaman banta kaydedin dedi. İki Rus birleşince biz kaldık şeyde. Çıktık Abdülkerim abi nereye gidiyoruz? Dedi hakikaten ya nereye gidiyoruz? Dedim ya bir kaydedeceğiz de ama çıkarttım beni. Nereye gidelim? Tam her şeyde tavafuk ne oluyor abi? Tam bunu konuşurken baktık karşımızda radyo şey oluyor. Yayın yapılan yeri. Abdülkerim abi dedi ki ya tamam radyoda yayın var. Orada yerde kayıt da oluyor. Oraya gidelim. Stüdyo. Ne bilelim ki orada da müthiş bir hizmet çıkacak. Allah Allah. Evet. Gittik oraya. Abdülkerim abi orada tanıdığın biri var mı? Kimseyi tanımıyorum dedi. Biz gidelim vazifemizi görelim. Allah'ın vazifesine katışmayalım. Birisi çıkar. Konuşması her şeyi Risale-i Nur'dan zaten. Gittik müdürle görüştük. Müdür dedi ki tamam kayıt işi için çıkınız. Üçüncü katta evet. Sofia Valentinovna isimli bir bayan. Sofia Valentinovna derken bunu herkes tanır. Kimdir? Rusya'nın eski hem de herkese tanınmış meşhur diktarı yani spikeri. Petersburg'da çalışmış, Moskova'da çalışmış. Şimdi emekli olmuş, gelmiş kendi memleketinde, evet. Novgorod'da radyodan romanlar okuyor. Abdülkerim abi dedi ki sen tanıyorsun değil mi? Dedim ya onu herkes tanıyor zaten o spikeri. Gittik. Odanın üzerinde ismi yazıyor. Evet. Kapıyı çaldı. Ona havale etti. Ona. Müdür ona havale etti. Evet. Artık o kaydımızı o bize söyleyecek. Evet. Kapıyı çaldı. Birisi açtı böyle kapıyı. Böyle hani insan böyle birisine kızarak kapı açar ya. Evet. Böyle açtı kapıyı. Dedi niye geldiniz? Ne lazımdır? Dedi. Dedik valla kayıt için müdür gönderdi bizi de ona göre geldik. Ya, tamam geliniz dedi. İşte 5 gün kaydedeceksiniz dedi. Kitap hangi? Siz mi okuyacaksınız? Biz mi okuyacağız? Abdülkerim abi dedi ki kardeşimiz okuyacak dedi. Evet. Tamam dedi. O zaman parası şu kadar. Bu kadar parayla kaydediyorlar. Evet. Yarın gelin. Başlayalım. Tamam. Giderken düşündüm ki Abdülkerim abi kime kitap veriyorsa bir hizmet oluyor. Ben de buna bir kitap vereyim. Nereden çıkmışız? Hapishaneden. Elimizde ne var? Tabiat Risalesi. Buna vereyim bir Tabiat Risalesi. Dedim ki biz bu kitapları okuyacağız. Siz bir biz okumadan önce isterseniz bir tanışınız, okuyunuz. Böyle eliyle hemen itti. Dedi bak dedi ben kendi dinimi bile kabul etmiyorum. Sen dedi bana şimdi size herhalde bu Müslüman şeyini dedi. Onu mu kabul edeceğim? Dedi buradan çıkınız dedi. Burada okuduğunuz zaman da kimseye bir şey anlatmayınız. Biz de çıktık dışarı. Düşündüm ya Abdülkerim abi kime kitap veriyorsa güzel netice ver. Ben verince de iş şerse oldu, ters oldu. Dedim keşke Abdülkerim abi verseydi dedi. Giderken Abdülkerim abi dedim ki Abdülkerim abi buraya gelip okumasak dedim. Ya bu böyle başlamış da nasıl olur dedim. Abdülkerim abi dedi ki ya dedi ilk hapishane müdürü nasıldı dedi. Nasıl? Sonradan dedi nasıl düzeldi. Çocuk haline girdi dedi. Risaleleri dinledikten sonra. Biz vazifemizi yapalım Allah'ın vazifesine katışmayalım dedi. Tamam dedim Abdülkerim abi. Gel. O da hep böyle öyle ikna edici cevap veriyor ki ben getiremiyorum arkasını. Çünkü o da Risale-i Nur'la konuşuyor. O da Risale-i Nur okuyor. Sabah 9'da neredeyiz radyoda. Stüdyo biliyorsunuz. Evet. Mikrofondur karşımda. Burada camdan duvardır. Duvarın arkasında orada. Üç kişi orada oturuyor. İçlerinde Sofia Valentinovna var. Üç kişi de orada. Neden altı kişi? Ruslar işlerini çok mükemmel yaparlar. Evet. Nedir bunların vazifesi? Evet. Onların elinde kitap var. Bende kitap var. Ben okuyorum. Bir sözde vurguyu yanlış mı söyledim? Evet. Stop yanacak burada. Stop şeyde düğmesi Sofia Valentinovna'nın elindedir. Evet. Yanacak. Benim o vurguyu sözde düzeltecekler. Evet. Mikrofona yakınlık uzaklık. Yakın mı geldim? Çok mu uzak mı gittim? Ona göre ayar olacak. Evet. Stop yanacak. Onu düzeltecek. Evet. Abzasta hızlı mı geçtim paragrafta? Evet. Stop yanacak. Beni düzeltecekler. Başladım. Evet. Yeni başlamıştım ki bir de baktım stop yandı. Orada. Sofia Valentina'na bastı. Başladı bağırmaya. Bu nasıl okumalı dedi. Okuyamıyorsunuz dedi. Çıkın gidiniz burada. Başkası dedi okusun dedi. Neyse devam et dedi. Okuyorum. Her cümlede stop yanıyor. Böyle beni yanlışımı bir sebep verip İslamiyet'e karşı ne biliyorsun söylüyor. Allah. Ben de her defasında böyle camın arkasında Abdülkerim abi de karşımda.
Ona bakıyorum. Diyorum bizi işe salmışsın, kendini gidip orada beni izliyorsun. Abi bitti. Bağırdı orada her cümlede neler söyledi, siz nerede oluyorsunuz da şöylesiniz, böylesiniz. Bitince hemen kitabımı aldım, çıktım, kitabı verdim. Abdülkerim abi al dedim, gelip kendin okursun, sana bağırsınlar dedi. Ben bundan sonra buraya gelmiyorum dedim. Tabi İslamiyet'e de sözler söyleyince insan biraz zoruna gidiyor. Abdülkerim abi dedi ki, ya Resul kardeş bir dur dedi. Sen görmüyor musun ne kadar güzel bir hizmet gidiyor burada? Dedim ben çok güzel hizmet gidiyor dedim. O bağırsın üzerime, ben de cevap veremiyorum. Enaniyetim de kırılıyor. Melek yolup uçacağım buradan dedim. Çok güzel hizmet gidiyor. Allah razı olsun dedim. Dedi yok onu demiyorum dedi. Biz dedi neredeyiz şimdi? Neredeyiz dedim. Dedi Rusya'nın dedi sembolü olan Novgorod şehrinde. Dedi orada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz dedim. Novgorod'un en yüksek yeri nerede dedi Resul kardeş. Nerede? Dedi radyo şeyi. Orada dedi ders okuyoruz. E kimlerle ders okuyoruz dedi. Dedim kimlerle okuyoruz? Dedi ya spikerlerle dönerli ders yapıyoruz. Onların elinde kitap, senin elinde kitap. Sen okuyorsun, onlar da izliyorlar dedi. Dünyanın hangi yerinde böyle güzel hizmet var dedi. O kadar baktım ki ya hiç yerde gelip spikerlere ders yapmıyoruz. Şimdi biz kendi aramızda da okurken kitap dağıtıyoruz değil mi? Biri aramızdan bir kardeş bir yanlış yapınca hemen söylüyoruz. Evet. Ya, onlar da bana öyle yapıyorlar. 500 spikerlerle dersimiz var dedi Resul kardeş. Sen dedi bunu düşün. Allah. Baktım hakikaten abi öyledir. Hansı yerde spikerlere gelip ders okuyabiliyorsun böyle? Evet. Dedim Abdülkerim abi yarın gelelim dedim. Güzel dedim. İkna etti. Evet. Yarın ikinci gün. Birinci gün iyiydi. Her cümlede bağırıyordu. Şimdi her sözde bağırmaya başlamış. Bir şey diyor, üzerime böyle bağlıyor, İslamiyet'e karşı şeyler söylüyor. Ama Abdülkerim abi artık ikna etmiş. Fazla şey etmiyorum. Üçüncü gün, beş gün okuyacağız. Üçüncü gün geldik, 20. mektuba. Allah razı olsun, o 20. mektubu tercüme eden Murat kardeşimiz hakikaten orijinala yakın tercüme etmiş. Evet. Güzel tercüme etmiş. Başladı okumaya. La ilahe illallah vahdehu la şerike le ilahir. Okuyoruz. Baktım ki ben de şimdi ne yapıyorum abi? Evde devamlı okuyorum. Ki yanlış yapmayayım. Neden yanlış yapmayayım? Benim yanlışımı sebep edip bağırıyor. İslamiyet'e kaçış söz. Hakaret mi? İslamiyet'e bir şey söylüyor. Ona göre çok çalışıyorum evde. Evet. Abi yeni başlamıştım. Baktım bir sözde vurguyu yanlış söyledim. Dedim ben sohbetim zaten o anı bekliyor. Stopa bastım. Baktım ki stopa basmadı. Dedim herhalde mühim bir yanlışım olmamış. Devam edeyim. Devam ediyorum. Baktım ki abzasta ne oldu? Hızlı geçtim. Paragrafta. Dedim tam şimdi basacak dedim. Baktım Allah basmadı. Şimdi ben de kafamı böyle kaldırıp bakamıyorum etrafıma. Evet. Çünkü mikrofon var ya, mikrofonun mesafeyi tutmam gerekiyor. Evet. Ona göre de bağırıyor. Şimdi yani ben her şeyime dikkat ediyorum artık. Dedim Allah bunlar benim dedim herhalde o kadar mühim bir şey. Yanlışlarım olmuyor. Demek ki bana halal olsun yani. Gündelik okuyor okuyor düzelmiş oluyor. Böyle kendimi şey yapıyorum. Evet. Aa haberim yok başka şey olmuş. Biraz da devam ettim. Baktım ki bilmeyerek böyle sözü atladım. Evet. Üzerinden. Dedim tam şimdi basacak dedim. Allah basan yok. Allah. Dedim ya bu yanlış yazıyor banta da. Ben böyle kendim yanlışlar yapayım ki beni durdursunlar. Evet. Şimdi böyle hızlı okuyorum abzaslarda. Mikrofona yakınlaş, uzaklaş. O birisi tarafına oraya okuyun. Kitabın arkasını okuyorum. Kimse durdurmuyor. Baktım herkes yerinde ama ellerinde de kitaplar. Dedim ki ya ben burada yanlış yapıyorum. Durdurun dedim herhalde mikrofon bozulmuş. Ha duymuyorlar. Duymuyorlar. Dedim duymuyorsunuz değil mi? Gende bir şey yok. Ellerinde kitaplar. Böyle mikrofona vurunca ses çıkıyor. Dedim bir bakayım. Dong dong böyle vurdum. Böyle uyandılar gibi. Ne oldu dediler? Dedim hiç bir şey olmuyor. 20 dakikada yanlışlar gidiyor dedim. Kimse beni durdurmuyor. Dediler ha biz hiç farkında olmamışız. Sen yeniden al. İlk defa İslamiyet'e hakikatinden duyuyorlar. Yani İslamiyet nedir? Hep böyle bak o 20. sözde de izah ediyor. Ben abi orada baktığımda kim olursa olsun
Rus olsun, Avrupa insanı olsun, Amerikanlı olur, kim olursa olsun, Hindistan insanı olsun, yeter ki insan olsun, Risale-i Nur'a ihtiyacı var. Bu insan İslamiyet'i bilmemiş, yani ona öyle anlatılmamış. Ama ne güzel, mesela müjdelerle ustamız anlatıyor ya orada o şeyleri. Ölümün hakikati, ölüm nedirse, herkesin muhtaç olduğu bir şeydi. Orada dersimiz, dediler sen yeniden al, baştan oku. Baştan okuduk, bitti. Ne yapmam gerekiyor? Kitabımı alacağım, gidip eynimi giyinip çıkıp oradan gideceğim. Evet. Derken Sofi Valentin Hanım'la oradan dedi ki bekle dedi, ben geliyorum dedi, çıkma. Belki ilk defa benimle konuşuyor o zamanlar arasında. Tamam dedim, bekliyorum. İndi oradan aşağıya, kapıyı kilitledi, mikrofonları kapattı, kimse bizi duymuyor. Dedi ki sana bir soru soracağım ama zannetme ki imana yakınlaşmışım dedi. Dedim buyurun. Dedi ki ben dedi 30 senedir dedi spikerim dedi. Çok romanlar, çok kitaplar okumuşum dedi. Ama 90 senesinde komünizm dağıldıktan sonra istemeyerek İncil okumuşum dedi. İstemeyerek. Ama bende böyle bir şey olmamış. Ne olmuş dedim. Dedi ki sen dedi burada 3 gündür bu kitapları okuyorsunuz dedi. 3 gündür bu sözler okuduğunu hep kafamdadır diyor. Evde iş zamanım olsun, otobüste giden zamanım olsun diyor. Evde istirahat eden zamanım olsun. Hep dedi bu okuduğunuzların kafamdan çıkmıyor. Acaba nedendir diye bunu soracak bana. Ben de ne cevap vereyim dedim. Şimdi sizin okuduğunuz kitaplar, romanlar, şeyler, bunlar tayyip bir kelime yoktur. İncil tahrif olunmuş. Ama Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Evet. Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Yani tayyip kelimedir. Ona göre başınızda kalıyor. Diyecektim ama dinlemedi bana. Dedi neyse dedi. Bunu herkes de olabilir, sen çık dedi. Hiç dinlemeden. Evet. Ben de çıktım. Hemen Abdülkerim abi bizi izliyor ya. Evet. Konuşuyoruz. Acaba ne olmuştu? Geldi dedi ya sen ne dedin? O ne dedi? Ne sordu sana? Dedim valla bana böyle böyle dedi ama dinlemedi dedim beni. Dedi Allah Allah dedi. Ya dedi Resul kardeş bir de gördüm Allah buna hidayet verdi dedi. Allah. Dedim valla bilmiyorum burada herkes olabilir de buna biraz zor dedi. Yani bana göre öyle geliyor. Dördüncü gün 5 gün okuyacağız. Dördüncü günümüze gelmişiz. Herkes yerinde. Sofya Valentina'mda yoktu dedim. Cenab-ı Hakk'a çok şükür gün rahat okuyalım dedi. Okuduk bitti. Geldim son günümüzdü 5. gün. Kardeşlere deshanede dedim ki dua edin Sofya Valentina gelmesin. Bu kazasız belasız bitsin bu işimiz. Bantımızı alalım oradan. Hapishanede de bekliyorlar. Son günde hakikaten geldik Sofya Valentina'da yok. Güzelce dersimizi yaptık. Giderken dedim bir sorayım. Nerede dedim bu Sofya Valentina'da? Dedim ki ya biz gidiyoruz bir de ne zaman bant şey olursa o zaman geleceğiz. Nerede Sofya Valentina'da? Bizden selam söylersin. Ya duymamış mısınız dedi oradaki spikerler. Yok. Dün radyoda program yaparken şiddetli baş ağrısı tutmuş. Kendinden geçmiş, düşmüş. Evet. Dedim he olabilir dedim. Demek hastalık. Abdülkerim abi çağırdım dedim. Tokatını yedim dedim sonunda. Hani bize erişerse tokatını yedi dedim. Abdülkerim abi dedi ya Resul kardeş onu ziyarete gitsek nasıl olur? Dedim hiç iyi olmaz dedim. Zaten bana karşı alerjisi var. Beni görünce bağırıyor. Nereye gideyim dedim. Dedi ya Resul kardeş şeydir hasta ziyaret etmek peygamberimizin sünneti değil mi dedim. Gidelim dedi ziyaret edelim. Şimdi Abdülkerim de öyle ikna edici cevaplar veriyor ki ben arkasını artık getiremiyorum. Dedim ya Abdülkerim abi biz gidelim bir şeye, dershaneye. Oturalım bir bantı dinleyelim gideriz. Dedi ya hakikaten tavafına da hastalar risalesi çıkmış. Dedi hakikaten gidip dershanede hastalar risalesini de alalım öyle gidelim dedi. Hastahaneye ziyarete. Evet. Ama benim niyetimde gitmek yok. Evet. Dershaneye gireceğim. Abdülkerim abinin niyetinde gitmek var. Evet. İkimiz de birbirimizi o aralar artık tanıyoruz. Evet. Gittik dershaneye. Ben girdim. Abdülkerim abi girmiyor. Tatlı matlı aldı yoldan. Evet. Bir de dedi kitabı da al gidelim. Dedim Abdülkerim abi sen beni tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum. Ben gelmek istemiyorum. Evet. Sen git. Benden de selam söyleme. Evet. Ondan sonra dedim ziyaret et gel. Evet.
Şimdi Abdülkerim Ağa'da bir yere giden de bensiz gitmiyor. Evet. Nereye gitse her yere bensiz şey benle gidiyor. Mesela nasıl oluyor? Gece saat 3. Evet. Arıyor. Alo. Resul kardeş. Buyur Abdülkerim abi. Ne yapıyorsun? Gece saat 3'te ne yaparlar? Uyuyorum. Senin gibi değilim. Diyeceğim de. Ne yapıyorsun? Uyuyorum abi. Ya birisi çıkmış hapishaneden de ona hizmet etmek gerekiyor. Allah. Şimdi o gece vakti onu bırakmışlar. Sibirya'da evine gidecek. Bugüne kadar ona Risale-i Nur okuyalım mı? Allah. Ya Abdülkerim abi sen gidip okusan, ben şimdi yarın zaten dersimiz var. Sabah 6'da. Şimdi bunları size anlatsam çok gülersiniz. Bunlar ders koymuşlar. Teheccüden sonra ders. Allah. Ben ilk defa teheccüden sonra ders görüyorum. O da Ruslardı. Allah. Ne var? Herkes birbirine telefon. Bana derse geliyor musun? Dedi. Ne olmuş? Teheccüd dersi var. Ya teheccüd dersi olmuyor. Yeni şey için mi çıkmış? Şimdi nereye gidiyoruz? Hapishaneden birisi çıkmış ona hizmet ediyor. Abdülkerim abi sen ne olursun git. Yok gel seninle gideceğim. İlla da seninle gideceğim. Abi sen gelene gece olur. Ben hazırlaşana kadına. Ya ben aşağıdayım hemen in. Aşağıdadır zaten ben abi. Ondan sonra gidiyoruz ormanın içine git toplanmışlar hapisten çıkanlar ormanın bir yerinde. Evet. Ben içeri girince herkes kalkıyor. Abdülkerim abi geldi. Evet. Gelince bana diyor gel otur başta. Orada da oturmuşlar. Yeni çıkan budur. Hanımına ders yapalım, kitap verip gönderelim yolcu edelim. Allah. Yani o artık ona alışmışız. Ya Abdülkerim abi hastaneye gideceksin. Sen bu defa git. Ben gelmiyorum. Sıkılıyorum. Evet. Tuttuk oğlumla. Yok gideceğiz. Allah baktım arabanın içinde gidiyoruz. Hastaneye araba yakınlaşıyor. Benim sıkıntım artıyor. Geldik. Araba durdu. Bu merkeze hastanedir orada. Evet. 9 katlı böyle. Novgorod şehrinde. Abdülkerim abi sen dedim içeri gir ben de bekliyorum seni. Dedi yok dedi ikimiz beraber giriyoruz. Ya kendi kendime düşündüm ben ne yapayım bundan kurtulayım. Şimdi film yönetmeliyiz. Bir şey yönetmemiz gerekiyor. Evet. Dedim ya ben bir yere bir şey bundan kaçayım yani Abdülkerim abi. Dedim ya Abdülkerim abi gelmişken bura şeyi glavraçı yani baş hekimi hastanenin ziyaret etsek nasıl olur? Dedi hakikaten ya çok güzel. Onu ziyaret edip oradan gideriz. Abdülkerim abi de hizmet geldiğinde her yere gidecek. Hemen. Dedim onu ziyaret edip. Dedi hakikaten onu ziyaret edip oradan da çıkarız dedi şeye. Baktık ki tam tavafıla karşımızda başhekimin odası. Evet. Ben de hemen hızlı oraya girdim. Evet. Daha ne olur olacak bunu düşünmüyorum. İçeri girdim. İçeride başhekim oturmuş bir bayandı. Evet. Dedi hayırdır dedi. Dedim ki, şimdi bir şey söylemek gerekiyor. İçeri girmişsin. Evet. Hemen de izinle al kitabı oku diyemiyorsun. Nasıl hizmet edeceksin? Evet. Yanımda bant var. Evet. Kaydettiğimiz. Dedim size bir bant versem hastalara dinletir misiniz? Cenab-ı Hak o da söyletir. Birden böyle alma geldi. Dedi ya sizi kim göndermiş bura? Tam tavafık olmuş. Bunu yeni hastaneye başhekim koymuşlar. Bir ay önce. Yeni geldi. Time olmuş. Bu düşünmüş ki ya ben burada bir yenilik yapayım. Ne yapayım? Hastalara klasik müzik dinleteyim. Evet. Haberlerle hastanede. Biz de o zaman giriyoruz. Niye gelmişsiniz? Bizde bant var. Ne bantıdır? Bu klasik müzik dedi ya. Biz de okurken fonda Çağrı filminden peygamberimizin orada o müzik gidiyor. Fon müziğini koymuş. Fon müziğini koymuşum. Arka planda. Evet. Dedi ver dedi bakayım dedi. Koydu orada dinliyor. Başladı müzik. Evet. Baktı dedi bu şark müzikidir dedi. Evet. Dedim şark biraz da arkasını istiyorum dinlesin. Evet. 23. söz okunacak ya. Evet. Dedim acaba ne diyecek? Başladı okumaya 23. söz. 23. söz mü 20. mektup mu? 23. söz arkasıyla hemen 20. mektup. İkisi beraber. Evet. Bu küçük kitaplarımızda da hepsinde öyledir. Maşallah. Evet. Dinledi 23. sözü. Dedi ya tam dedi benim istediğim dedi. Hem müzik dedi. Hem de teselli dedi. Allah'ım. Ne güzel dedi. Abi kapını örtüp oradan çıkıyoruz. 9 katlı şeyde hemen okutmaya başlamış. Hastanede çınlıyor. Evet okunuyor. Abi hastalar dinliyor. Hemşireler dinliyor. İçeri giren dinliyor. Abdülkerim abi bana baktı. Ya dedi Resul kardeş ne güzel düşündün bu şeyi dedi. Ben de kaçarken girmişim orada zaten. Haberim yok ki ne olmuş diye. Dedim he iyi düşündüm dedim.
Baktım Abdülkerim abinin aklında Sofvendirine yok. Unutmuş, Şefkin'den unutmuş. Tamam. Dedim ki şimdi ne yapayım? Bunu hemen kolundan tutayım, indireyim dedim aşağı ve evet. Hemen bu unutsun, gidelim dershaneye. Geldik, tam kolundan tutup kapıdan çıkacaktı, dur dur dedi. Ne oldu Abdülkerim abi? Ya biz Sofya Öntenem için gelmiştik dedi buraya. Ya Abdülkerim abi dedim, sen dedim, bak şimdi güzel, şimdi ben de onu böyle misallar çekip ikna etmeye çalışıyorum. Şimdi bizi daha çok okuyan biliyor ya. Evet. Diyorum ki Abdülkerim abi, bak şimdi, sen güzel bir şefkli hava var, onu pozmak ister misin? Yok istemem dedi. Hem o zaman sana bir misal vereyim dedi. Hani hep misallerle okuyoruz ya, evet. Dedim mesela dedim sen güzel bir yemek yesen, en çok sevdiğin. Üzerine alıp çamur yer misin? Dedi yok yemerim dedi. Dedim şimdi güzel bir şefkli bir şey oldu, hizmet oldu. Şimdi gidip ziyaret etsek, bağırsa çağırsa iyi olur mu? Böyle düşündü. Dedi bu misal uygun olmaz, misal olmaz dedi. Geçmedi bu misal. Neyse gideceğiz artık. Kurtuluk çaresi mi yok? Şimdiye kadar hatırımda 309. oda. Evet. Odanın kapısı biraz böyle açıktır. Evet. Baktım oradan. Sofvendine böyle hasta zaten yatağında böyle başını eğip dinliyor. Kendi kaydettiği şey zaten. Evet. Abdülkerim abi dedim, hadi dedim sen önden ben arkadan, ne gelse sen başına gelsin. Evet. Giriyoruz. Girince abi Sofvendine böyle dinliyor zaten gazete. Başım böyle kaldırdı, bizi görünce başladı ağlamaya. Allah Allah. Ama nasıl ağlıyor? Şimdi diyor ki, benim diyor en yakınlarım var diyor. Oğlum var, kızım var, akrabam var diyor. İki gündür buradayım, kimse beni ziyarete gelmemiş. Yani komünizmin verdiği dediğim ki o meyve, büyüge hürmettir, ziyarettir, o şeyler kalmamış. Bunlar dedi benim en yakınlarım, canlarım dedi. Bana deseydiler ki sana en uzak kimlerdir? Sizi gösterdim dedi. Evet. Beni ilk ziyarete siz gelmişsiniz dedi. Allah. Ağlayarak bunu anlatıyor. Allah. Abdülkerim abi de ikimiz de şoktayız. Evet. Tam eksi bir şey bekliyorduk. Şey oldu. Tersi. Abdülkerim abi aldığı o tatlı şeyleri oraya koydu. Ben de hastalar esasında dedim. Bunu da okursunuz dedim. Evet. Çıktık. Evet. Şimdi benim için de mucize olmuş. Yani bu kadın şimdi taştan su çıkınca mucize olur değil mi? Bunun evet. Ağlaması da bana mucize kimi geldi. Allah Allah bu ağlayabilir yani mi? Taştan bunda su çıkar fakat o ağlamaz. He yani o ağlamaz. Onda bir kalp var mı diye. Gitti dershaneye. Kardeşlere dedim hiç kim inanmıyor. Çünkü hep böyle anlatmışım onu. Sabah namazın yeni kılmıştık. Evet. Telefon geldi. Bir bayan çok yüksek sevinçli bir sesle beni istedi. Buyurun dedim benim. Dedi ben dedi Sofya Valentina'mdayım dedi. Şimdi radyo binasındayım dedi. Sizi bekliyorum. Allah Allah, Allah bu dün ölüyordu şeyde. Hastanede. Abi demek ki olmuş. Biz hastalar risalesinde onu koymuşuz. Evet. Biz gittikten sonra almış 7-8 deve devretmiş. Okumuş hastalar risalesi. Ondan sonra bunu geri muayene etmişler. Doktorlar bakmışlar ki hastalığı ondan bireymiş. Allah Allah. Buna söyleyince bu demiş ki beni bu kitap demiş şey etti. Tedavi etti. Allah. Şimdi ne? O zaman tahliye ediniz beni bir şeyim yoksa. Bunun başında şey varmış abi tümör. Ha, evet. Beyin kanser. Kanseri. Evet. Çıkınca da gece ilk gelmiş radyo beklemiş sabahı. Evet. Hemen bize telefon açmış. Gelebilir misiniz? Geliriz dedim. Telefon açtım Abdülkerim abi. Abdülkerim abi Sofvendemi'ni aramıştı. Tamam geliyorum. Abdülkerim abi bir hizmet yeri gerekiyor zaten. Evet. Hemen arabasıyla oradadır. Evet maşallah. Arabasının ismini de Düldül koymuştu. Düldül. Abdülkerim abi. Maşallah. Her yere geçiyor. Evet. Gidelim dedi. Gittik. Radyonun karşısında Sofvendemi bizi karşıladı. Evet. Ama tanıdığım önceki Sofvendemi'ne değil. Başkası gelmiş. Tam sanki başkası. Evet Allah. Abi güler yüzle bizi karşılıyor. Açıyor kapını buyurunuz. Ondan sonra çıkalım odama orada konuşalım. Çay içeriz diyorum. Allah Allah ne olmuş dedim buna. Allah. Ondan sonra çıktık yukarı.
Yani bizim tabirle desek, evet. Yani Türkçesinde hakkınızı helal edin. Sizi çok üzdüm. Evet. Ben kitabınızı okudum. Hakikaten yanlış düşünmüşüm. Evet. Siz buraya gelmişsiniz. Ben sizin için ne yapabilirim? Allah. Yani bir iş için güç için gelmişsiniz herhalde. Dedim valla biz bu kitapları basıyoruz. Bu kitapları siz İslamiyet'i farklı anlıyorsunuz dedim. Siz bu kitapları okuyunuz. Bizim için en büyük yapabileceğiniz şey budur dedim. Allah. Dedi ki ben bu kitapları zaten okuyacağım dedi. Evet. Zaten benim tedavi eden bu oldu dedi. Allah. O hastalar sayesinde oldu. Ama sizin için ne yapayım? Allah. Niye gelmişsiniz? Allah. Dedim sırf bu kitaplar için gelmişiz. Dedi o zaman şart okuyacağım ama şartlı okuyacağım dedi. Evet. Buyurun dedim. Dedi ben bu kitapları okuyacağım dedi. Ama seninle beraber radyodan insanları okuyacağız dedi. Yani Ruslara yayın yapacağız dedi. Rusya. Evet. Allah'ım. Dedim tamam dedim. Abi program başlıyor. Evet. Programın ismi Kapilki İsveta. Nurdan Damlalar. Allah Allah. Haftada bir defa. Evet. Yarım saat. 15 dakika ben okuyorum. 15 dakika Sofya Antrenme okuyor. Ve orijinal Risale okuyoruz. Orijinal Risale okuyoruz. Canlı yayın. Canlı yayın. Sana da okumalı öğreteceğim demişti. Evet. Başlıyor bana öğretmeye. Şimdi güzel konuşma. Evet, spikerlerin güzel okuması, güzel konuşması var. Evet. Her şeyi romanları okuması bunun bir talimi var. Evet. Mesela benim ağzıma böyle bir kalem veriyor. Evet. Böyle tutuyorum. Evet. Okuyacağım risaleyi. Evet. Risale-i Nur'dan devamlı o kalemle okuyorum. Ağızdayken. Evet. Oku. Kalemi çıkarttıktan sonra onu böyle güzel okumaya başlıyorum. Ya bir harf mi çıkmıyor? Oraya bir kalem koyuyor bir yere. O harfin çıkacağı yere. Ağzımda onunla çok söylüyorum. Çıkartınca güzel konuşuyorum. Önceden bana öğretmiyordu. Düşmanladık ya. Şimdi artık beraber hizmet götürüyoruz. Ben de onun gibi okumam gerekiyor. Hakikaten güzel okumaya başladım diyeyim ona. Ondan sonra aslında o kayıtlarımız da duruyor şimdiye kadar. Çünkü Allah. Bütün kayıtlarımızı almışız şey. Sesi de var onun. Bu zamanlar ne oluyor abi? Her gün dershanemizde dersimiz var. Evet. 12'den sonra dersler devam ediyor. Maşallah. Deri giyimler yavaş yavaş kumaş oluyor. Maşallah. Silahlar değişiyor. Evet. Petersburg'a derslere devam, cumaya devam. Evet. Gidip geliyoruz. Abdülkerim abi her cumadan dönünce evet. Sofyan Celim'le hizmet etmek istiyor. Hmm. Mesela nasıl yapıyor? Zaten Risale-i Nur'dan hanımlar rehberidir. Bütün Risale'yi vermiş, o da okumuş. Mesela başka ne yapıyor? Diyelim ki İslam'da kadın, evet. İlmihal diyelim öyle bir şey. Yanında da bir başörtüsü alıyor, veriyor şeye. Sofya Valentina'ya diyorum evet. Abdülkerim hele ya mesela namaz hocası yanında bir saat içinde Mekke. Evet. Diyorum ya bu namaz hocası böyle şey değil mi? Hani acele etmesen. Diyor ya ben bunlar da bilsin diyor. Veriyor onlar da ama Risale-i Nur'larda okuyor. Evet. Üzerinden bir ay daha geçiyor. Evet. Sofya Valentina'yla tanıştığımız 2 ay. Evet. Bir gün ben radyoyu geç kalıyorum. Bizde hepimizde gecikme var. Az çok da olsa. Yayın da olsa gecikiyoruz bazen. Çünkü yayın dakikasına başlaması. Dakikasına başlaması gerekiyor. Kitaplar gelmişti. Geç gittim aldım kitapları. Geç kaldım. Evet. Gittim. Şimdi canlı yayın olduğunda her yerde dinleyebiliyorsun. Benim yerime Sofya Valentina'yla okumaya başlamış. Yani ilk ben 15 dakika okuyacaktım. O devam edecekti. Evet. Bu zaman o başlamış. Ben devam ederim. Evet. Abi radyo yayınına şeye girdim. Oradan asansörle çıkacağım. 3. kata. Ve duyuyorsun. Duyuyorum. Abi bakıyorum ki yani duyuyorum. Bu okuma çok farklıdır. Yani öncekiler gibi değil. Okuduğu hanımlar rehberi. Öyle bir izah veriyor ki dinleyen der ki bu sırf nur talebesidir dersin yani. Allah. Bütün izahları da Risale-i Nur'un başka kitaplarında. Allah Allah. Ama kendisini görmemişim. Böyle ben de dinliyorum elhamdülillah diyorum böyle. Evet. İçeri girdim, baktım ki bütün oradaki çalışanlar, spikerler, kimlerse o camlı oda diyordum stüdyoya. Evet. Etrafında böyle toplanmışlar bir şeye bakıyorlar. İçeriye bakıyorlar. İçeriye bakıyorlar. Dedim ya bunlara ne olmuş? Bize okurken Müslümanlar okudu diye hepsi kaçıyordular. Şimdi hepsi şey ediyorlar. Beni görünce dediler ya neden geç kalmışsın? Hemen stüdyoya dediler. Evet. 2 dakika reklam var sonra sen devam edeceksin dediler. Evet. Ben de hemen üzerimi çıkartıp kitabımı alıp içeri abi kapıyı açtım.
Böyle şok oldum. Baktım Sofya Valentinovna tesettürde oturmuş. İçeride. Şimdi tesettürde oturmuş da ama bana böyle işaret ettiler. Gel otur dediler. Ben okuyacağım. Şimdi alıp elime kitabı devam edemiyorum. Neden? Şok oldu. Çünkü ilk önce onlar, ben de bir de bunlara yaşamışım onunla beraber diye de. Yani ilk ben geldiğimde ne demişti bana kitap verenden? Bak demişti, ben kendi dinimi bile kabul etmiyorum. Sen vereceksin, ben kitap mı okuyacağım demişti. Bir de İslami kitap demişti. Peygamberimizin bir sünneti, hasta ziyareti. Onu Risale-i Nur'a yakınlaştırdı. Ondan sonra ne yaptı? Gündelik Risale-i Nur okuyor. Bir 65 sene komünizmde yaşayan bir insan. Evet. İki aya karşımda tesettürlü oturmuş. Allah, abi ben baktı ki ben okuyamıyorum. Evet. Hakikaten okuyamıyordum. Evet. Kendisi aldı, başladı devam etti. Bitti program. Şimdi benim bir şeyler söylemem gerekiyor. Dedim Sofya Valentinovna dedim, çok değişmişsiniz dedim. Dedi, kabul edersiniz de ben dedi Sofya Valentinovna değilim dedi. Meryem olmak istiyorum dedi. Bak dedi, sana bir şeyler okuyacağım. Abi İhlas Suresi, Felak, Nas, Fatiha, Elif, Lam, Mim. Dedim oğlum ben hele bu zamana bu kadar sure öğrenmemiştim dedi. Bir güne her şeyi öğrenmiş. Dedi ben Müslüman olabilir miyim? Dedim siz zaten Müslümansınız dedim. Dedi yok, bir de kelime-i şehadet getirmek gerekiyor. Allah. Yani her şeyi öğrenmiş elhamdülillah. Kelime-i şehadet geldi. Mikrofonlar da açık. Herkes duyuyor. Allah Allah. O şeyde, binada. Evet. Yayına gitmemiş de. Evet. Binada duyuyor. Abi soru verdim de elhamdülillah. Beş vaktli, namazlı, niyazlı. Bütün gazeteler, televizyonlar o zaman yazıyor. Resmi de çıkıyor. Evet. Sofya Valentinovna nasıl Müslüman oldu? Allah. Neyle olmuş? Risale-i Nurlarla olmuş. Allah. Onda yazanlar oluyor. O zaman güzel hizmetler başlıyor. Sofya Valentinovna'nı ne yapıyoruz? Bine yakın insana kitap gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Nasıl? Bize çok sorular geliyor. Mektuplar yazıyorlar. İslamiyet hani böyleydi, biz böyle hani böyle dediler. Nasıl oluyor? Cihad nedir? Evet. Bu nedir? Şu nedir? Sofya Valentinovna da mektubuna cevap olarak senin cevabının, sorunun cevabı şu kitabın şu sayfasında var. Ama bu kitabı da oku diye herkese kitap gönderiyor. Allah. Ya telefon açıyorlar, telefonda sorular oluyor. 5 evet. dakika programın sonunda kalmış. Evet. Sana adresinizi gönderin, size kitap göndereceğiz. Allah. Hep öyle binden çok kitap gönderiyor. Allah. O zaman ben 4 senedir Türkiye, Azerbaycan'a gitmemişim. Evet. Şimdi bir sene bir yerde duramıyoruz. Hemen şey oluyor. Evet. Gidelim, bir senede gitmemişim. Allah diyoruz. O zaman 4 sene demek ki hizmetin hızı. Maşallah. Bir doğru kardeşlerin yanında. Evet. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki bir gideyim bunları anlatayım. Size anlattığımız gibi oradaki abilere de. Evet. Sungur abi alıyor, bir Türkiye'de bir dolaşıyoruz. Her yerde anlatıyoruz o zaman hizmetleri. Evet. Abilerle görüşüyoruz. Çok dua ediyorlar. Dualarını alıyoruz. Dost TV'de çıkıyoruz o zaman. Evet. Bundan sonra o zaman da Abdülkerim abine irtibattayım. Evet. Abdülkerim abi nasıl hizmetler? Telefonda. Ya 200 kitap şuraya verdim, 600 bura verdim, 500 kitap bura verdim. Allah. Biliyor ya ben kitabı her yere göndermeye şey etmiyorum. Ben gidince kitaplar da gidiyor. Sofya Valentinovna nasıl? Sofya Valentinovna çok hasta dedi. Evde, artık hastanede değil de evet. orada tutmuyorlar. Yani evde yatıyoruz. Evet. Vaziyet böyle şey olmuş. Evet. Selam söyle, biz de geleceğiz dedim. Ondan sonra üstünden bir ay geçiyor. Evet. Geliyoruz. Şov ve Vandino ne kadar tanıştık? 3 ay. Evet. 3 ay oldu. Geldik. Petersburg'da, Moskova'dan kardeşler de geldi. Beraber gittik ziyaretine. Oğlu dedi ki evde bir böyle bir vaziyette tutuyor. Ne uzanmamış abi, ne böyle oturmuyor. Bu kan şeyi var. Başına şey gitmesin diye. Evet. Öyle bir vaziyette tutuyorlar. Evet. Dedi ki oğlu çok zaman kendimde olmuyor. Girdik içeri. Bizi görünce gözlerini açtı. Geliniz dedi. Baktım yanında Risale-i Nurlar. Tam yatağının yanında. Evet. Eliyle hemen kitaplara şey etti. Yani kitap ders okuyun dedi. İnşallah. Eyyub Aleyhisselam'ın bahsi, ikinci leman, evet. yeni tercüme olmuştu. Başladım onu okumaya. Okurken bazen gidiyor geliyor, gidiyor evet. geliyor böyle.
Ondan sonra hastanı ziyaret etmek sünnettir ama sıkmamak şartıyla. Üstadımız da yazıyor. Kardeşler dedim yavaş yavaş çıkınız. Ben de okuyup bitirip çıkıyorum. Tam ben de okuyup çıkacaktım böyle yavaş yavaş. Eliyle böyle vurdu, geldim. Duyamıyorsun sesini ancak böyle şeylik kulağını dayınca duyuyorsun. Dedi ki Resul dedi benim dedi herhalde vazifem bitiyor dedi. Sen dedi cenaze namazını kıldırabilir misin dedi. Şimdi her şeyi bu okumuş biliyor. Artık mesela nerede neyse. Çünkü Abdülkerim abi kitaplardan getiriyor. İlmi hal getiriyor. Ben de dedim ki şimdi ne dersin? Dedim askerlikten kaçmak yok dedim. Hani çok güzel hizmetler yapacağız. Ne olur olmaz dedi. Bu benim dedi bir şeyim olsun, vesiyetim olsun dedi. Ondan sonra biraz da orada konuştuk, şey ettik. Yarım vefat etti. Bize haberi geldi. Gittik. Şimdi vasiyetini gösterdin mi sen? Evet. Onu o şeyde anlatacağım abi. Gittik kabristanlığa. Baktık ki nerede? Hristiyan kabristanlığı. Çünkü Müslüman kabristanlığı yok. 200 kilometre Petersburg'a. Ailesi de şey etti orada olsun diye. Şeyi dedi. Gittik baktık ki kazmaya başlamışlar. Mezarlığı. Şimdi baktım ki abi kıble şöyle böyle kazıyorlar. Müslüman ya kıbleye doğru. Orada kazanlara dedim ki ya dedim yanlış kazıyorsunuz. Onlar dedi ya 30-40 senede kazıyoruz. Neye yanlış kazıyoruz dedim. Değerin değil mi falan. Yok dedim. Bu Müslümandır dedim. Şöyle olması gerekiyor. Tamam biz bilmiyoruz dedi. Burada kilisede papaz var. Onunla konuşunuz. Papaz geldi. Dedi ha siz Müslümansınız. Müslümansınız. Dedi ben size evet desem de böyle kazınız. Mimariye koymaz dedi size. Neden? Bütün kabirler şöyle. Böyle koymazsın. Standarttır yani. Hepsi şöyle olması lazım. Ben gidip telefon açayım dedi. Oğlu dedi ki siz kazın dedi. Ben hallederim dedi ona. O gidince biz başladık kazmaya. Cenab-ı Hak nasip etti. Abdülkerim abimle ikimiz kazdık. Kabrinde. Abdülkerim abi bir Yasin okudu. Ben hangi risaleyi okudum? 20. mektubu. Maşallah. Çünkü onlar çok şey etmişler, tersillemişler. Bir de Sofyan'ın dağını bana hep onu okutturuyordu. Zaten 20. mektubu. Bütün spikerler orada. Meşhur spiker olduğuna göre Rusya'nın her yerinden gelmişler. Onlar da oradadırlar. Ondan sonra cenaze namazını kıldık. Ben ilk defa ömrümde cenaze namazını kıldırdım. Maşallah. Orada. Ondan sonra oğlu geldi, bitti. Oğlu geldi ki annemin bir vasiyeti var. Evimizde cenazeden sonra ders olsun. Allah Allah. Şimdi abi ben şunu da düşünüyorum. Şimdi mesela bir vefat eden insan ne düşünür? Mesela diyorum, yani mülkün düşünür. Her şey ailesini düşünür. Öyle yani olur. Evet. Ama ben öleceğim. Ölenden sonra nasıl hizmet edeyim? Ölen bir insan nasıl hizmet edeyim? Onu nasıl düşünebilirsin? Sohbetini şimdi anlatacağım. Hepsini düşünmüş. Allah. Yani vefat eden bir insan nasıl hayattadır gibi hizmet edebiliyor. Allah. Demek ki çok böyle, bak bunun şey oluyor, 65 yıl yaşı var değil mi? Evet. Komünizmi yaşamış, dinden bir şey alamamış, hep o hayatta olmuş. 3 aya nasıl değişebiliyor? 3 aya Risale-i Nur insanı çok farklı bir insan yapıyor. Hakikaten öyle oldu. Mesela ben orada gördüm. Oğlu geldi ki annemin bir vasiyeti var. Cenazeden sonra evimizde ne olsun? Ders olsun. Allah. Abi bütün Rusya'nın spikerleri meşhur orada. Evet. Gittik Abdülkerim abi zaten onlardan biri. Evet. Öyle güzel bir ders yaptık abi orada. Beni harita ettim. Maşallah. 33. pencereden. Güzel bir ders yaptık. Marifetullah dersleri zaten. Maşallah. Oradaki spikerlere hepsine kitap verdik. Dediler ki ya bize İslamiyet'i böyle anlatsalar dedi. Ya ne kadar güzel. Risale-i Nur önce bilmemiştim. Bu kitaplar evet. Ne güzel anlatıyor diye. Onlara da kitap verdik hepsine. O da bitti. 3-4 saat orada olduk. Ders okuduk. Çok sorular sordular bize. Evet. Geldi Sovvantin'in oğlu ki annemin sana bir kağıt yazmış. Onu verecek. Allah. Kağıt nedir abi? Bana göre size göre biraz da böyle bana göre basit gelebilir. Evet. Ama orada da büyük bir hizmet olacak. Kabir taşı nasıl olsun diye. Allah. Kabir taşının üstünde küçük harflerle Sofya Valentinovna. Büyük harflerle Meryem. Evet. Altında da bir vecize. Jizin karatkan oyes veçnas. Dünya fanidir ama biliniz ki ebedi bir hayat vardır. Risale-i Nur külliyatından. Allah Allah. Bunu yazdık mı? Allah. Kabir taşım 2 güne koyulsun.
Nedir bu acele? Neden acele ediyor? Hani Abdülkerim abi hemen kitapları verdiği için bu da acele ediyor kabir taşı da koyulsun diye. Hakikaten koyuldu. Hikmeti nedir abi? Şimdi bu meşhur bir insan ya spiker. Ben dikkat ettim. Ne zaman şimdiye kadar ziyarete yılda bir defa gidip geliyorum oraya ziyarete. Kim kabristanlığa giriyorsa bütün kabirler şöyledir. Birisi şöyle duruyor. Ters duruyor. Ters duruyor. Hepsi hemen o kabirin üzerine gidiyor. Acaba ne kabirdir? Bir de bütün kabirlerden bu biraz farklı kabirdir. Evet. Müslüman kabirdir. Evet. Üzerinde de kimdir? Sofya Valentina'nın. Tanınmış bir insan. Evet. Ne yazıyor başka? Dünya fanidir. Meryem yazıyor. Evet. Dünya fanidir ama biliniz ki ebedi bir hayatı. Bir de Risale-i Külliyat'ın. Yani şimdiye kadar herkese gelenlere dersini okuyor. Hizmet ediyor. Yani ölümden öleceğim diye de acaba başka ne yapabilirim? İnsanlara ne anlatabilirim diye. Bu zamana kadar, şimdiye kadar elhamdülillah dersini yapıyor. Elhamdülillah böyle çok güzel hizmetler var. Anlatsak yine de gider yani, bu kadar da gider ama Allah kabul etsin. Oruç kardeşlerinin de çok selamları var. Yine de zamanımız olursa başka bir zamanda bir şey ederiz, anlatırız. Duanızı eksik etmeyin. Biz de inşallah buradan Türkiye'ye gideceğiz. Polonya'da kalıyorum. Orada dershane açıldı. İsveç'e dua ediniz. Güzel hizmetler olacak. Orada gidip geliyoruz. O şeyde Polonya'da hani 16. yüzyılda alakalı bir büyük de var. Onu da o bir şeydi. Fatih Bey'e. Şimdi abi Polonya'da hizmetler başladı. Bir Lehistanlı kardeşimiz tercüme ediyor Risale-i Nur'ları orada. İsmi Raşit. Kendisi Polak'tır, oranın yerlisidir. Risale-i Nur'la önümüz filologtur kendisi. 26 yaşı var. Evet. O geldi derslerimize. Risale-i Nur'ları dedi, tercüme edeyim. Hakikaten güzel tercüme ediyor, kaliteli ediyor. İki kişi de tavsiye ediyor, bunlar profesörler. Bunlardan bir profesör bana bir gün dedi ki, benim dedi bir şey var dedi. Hocam var dedi üniversite profesör. Onu getirmek istiyorum dershaneye. Evet. Getir. Ben de yeni gelmişim abi. Evet. Polakçam yok. Evet. Gittiğimiz ülkede de ilk kursa gidiyoruz. O dili öğreniyoruz. Evet. Şimdi Polonya dili. Evet. Şimdi elhamdülillah ders okuyabiliyoruz azından. Maşallah. O zaman dil de bilmiyoruz. Dedim getirdi ama dedim ben bilmiyorum. Kim tercüme edecek dedi. Dedim ben tercüme ederim dedi. Evet. Getirdi. Profesör geldi. Ama profesör biraz böyle şeyli. Girdi içeri yani bir şeyi arıyor gibi bir hali var. Dedim buyurun biz bu kitapları okuyoruz. Biraz böyle konuştuk. Bir dedim sorunuz var mı? Dedi ya bende soru var da ama benim müşkülüm o soruyu içimden böyle çıkartıp soramıyorum. Ondan dedi problemlerim çok oluyor dedi. Dedim isterseniz okuyalım bir yer. Evet tamam. Açtım böyle abi. Açınca da 16. söz çıktı karşıma. Başladım okumağa. Tercümeyi de kim yapıyor? Bizim Lehistanlı Raşit kardeş. Diyorsunuz ki, yazıyor burada, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile külliyet-i efali ve vahdet-i şahsiyesi ile mu'insiz ummiyet-i rububiyeti. İlahir devam ettik. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeylere akla tahmil etmez. Aklı ise zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isteriz. Bu sorudur değil mi abi burada? Evet. Bunu okudum, şey böyle yaptı. Profesör, o çerevat yoluna dedi. Yani müthiş dedi. Baktım seviniyor böyle. Bir böyle dedi, ya ne güzeldir. Dedim ya bu hele sorudur dedim, cevaba geçmemişiz. Hele soruyu okuyoruz. Yeni başladık dedim soruda. Evet. Dedim ki, et vapros dedim, soru. Dedi ya ben dedi senelerce dedi, demek ki ustanın soru sormak tarzı. Senelerce dedi içimde sanki çok sorular var da size soramamışım. Şimdi bu soruyla hiçbir problemim kalmadı dedi. Böyle rahatladım diyor. Öyle bir seviniyor ki. Sorunun azametinden demek ki büyülendi. Evet. Çok rahatladım diyor. Yani diyebilse Allah razı olsun diyeceğim de. Evet. Ama biz hele cevaba geçmemişiz. Evet. Cevabı okumamışız. Dedim arkasının cevabını okuyalım mı? Dedi lütfen dedi. İsmi Nur her müşkülümüzü halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Okuyoruz, devam ediyoruz abi. Geldik şu yerine. Acaba maddeden mücerred ve mualla.
O yeri var ya, evet. Çok şey ediyor. Evet. Ve o tahdidi kayd ve zulmet kesabetten münezzeh ve müberra. Aynı tercüme ediyor bizim tercümanda. Abi bunu okuduk. Dedi ki ben de her gün buraya gelebilir miyim dedi. Hiç dedi böyle bir şey. Yani şimdi dedi benim bilseniz çok problemlerim var dedi. Şahsi, içtimai. Ama sanki hiçbir problemi demek ki marifetullah Allah'a iman odur abi. İnsana esas oldu mu başka her bir şey hallolunuyor zaten. Dedim her gün gelebilirsiniz dedi. Dedi ki giderken bir şey dedi abi. Çok böyle beni de şey edecek. Dedi ki Raşit kardeşi diyor o da bana dedi. Dedi ki şimdi dedi siz bunu okurken bana dedi Raşit dedi tercüme etti dedi. Ben tercümesinden bu kadar şevk alıyorum. Bu kadar rahatladım. Bu kadar yani seviniyorum. Siz dedi bunu orijinalini acaba okuyup nasıl oluyorsunuz dedi. Şimdi tercümesinden bu kadar şevk alıyorum. Bizde orijinal, elimizde orijinal var. Pisari'nin orijinali. Dedim vallahi biz de istifade edebileceğimiz kadar ama demek ki abi onlarda hep diyorum. Zülmetten nura çıkmak çok farklıdır. Ustad bütün Ayet-ül Kübra'da diyor bu ayeti anlamak için ta o zamana gidip o gözle bakmak var. Ya. Yani onların durumundan Risale-i Nur'a baksak çok farklı oluyor. Bazen ülfet oluyor insanda şey oluyor. Demek ki okumakla şeyle inşallah o şeyler hallolmuyor. Abi yani orada da güzel hizmetlerimiz var. Yani çok anlatmışız. Gene de hatıralar var da ama hepsini şey bir güne sıkıştıramıyoruz. Allah razı olsun. Duanızı eksik etmeyin. Ustad İsveç, Norveç, Finlandiya diyor. Oralarda güzel hizmetler var. İnşallah oralar için de çok çok dua ediniz. Ora şey edeceğiz. Orada da bulunacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ruhları için Sofya Valentina'nın ondan sonra vefat edenlerin ruhları için. El Fatiha. Allah razı olsun.